Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Kıymetli arkadaşlar, bugün çok farklı bir çalışmayla karşınızdayız. Benim kendimin de hayali olan bir çalışma bu aslında. Arapça bilenlere İngilizce öğretmek, İngilizce bilenlere Arapça öğretmek. Tabii gerçek dünyada bunu sağlayamadık, gerçekleştiremedik ama sanal dünyada, internette mümkün gibi gözüküyor. Bir deneme yapacağım. Başarılı olursa devam edeceğim. Elimizde internette hazırlanmış Ömer el-Hurani adında bir kişi tarafından Araplara İngilizceyi öğretmek için hazırlanmış bir kitap var. Biz buna Türkçeyi de ekleyeceğiz ve böylece üç dil bir arada işlemiş olacağız. Meraklı arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun. Kitabın başında arkadaşlar bir içindekiler kısmı indeks ve Arapça fihrist var. Kitabın içeriği güzelce anlatılmış burada. El-Bahthül-Evvelu, birinci inceleme, Esasiyatu, temelleri, El-Lugatil-İngiliziye, Lüva dil El-İngiliziye, İngilizcenin temelleri, Basics, temel, S harfi arkadaşlar çoğul anlamına geliyor. Of English Language. Of in anlamı katan genellikle bir ek. English, İngilizce, language, İngiliz dilinin temelleri. Mukaddimesi var. Giriş. Ahrufil lugatil İngiliziye. Harfun, huruf ve ehruf, harfler diye çoğulu, düzensiz bir çoğulu var. İngilizcenin harfleri veya Türkçe haliyle İngilizce'de harfler, safha, safhatü tâsiyâ, 9. sayfada, erkam, rakamun erkam, rakamlar, sayılar, el-lugatil İngiliziye, İngilizce'de sayılar, safhatü âşirâ, Kavaidül esma, kaidetün kavaid, kurallar anlamına geliyor. Esma, isimlerin kuralları, yani isimlerle ilgili kurallar. Es-safhatü'r-rabi'ate'şer. Kavaidül ef'al, fiillerin kuralları, fiillerle ilgili kurallar. Sayfa 16. Kavaidü idafeti se. S harfinin eklenme si kuralları İngilizce'de bu önemli bir kural arkadaşlar. Üçüncü tekil şahıslardan sonra gelen fiillerin sonuna ekleniyor. Kavaili idafeti ing, ekleme kuralları sayfa 19. Kavaili idafeti ed, ekleme kuralları sayfa 19. Cümletü'l-lügati'l-İngiliziye, İngiliz dilinin cümlesi, yani İngilizce'de cümle, sayfa, safhatü'l-aşrun. Kitabetü's-saati, saatlerin yazılması, yazımı, sayfa 24. Kitabetü't-tarih, tarihin yazılımı, safhatü'l-hamsetü'l-aşrun, sayfa 25. El farku beynel lugateyn. Bu arkadaşlar lugateyn kelimesi iki dil demek. Müsenna ikili ifade ediyor Arapçada. Tabi bu seriyi takip edecek olan arkadaşlarımızın belli bir miktarda Arapça ve İngilizce bilmeleri yararlı olabilir. İki dil arasındaki fark el Britaniye ve Emrikiye. İngiliz ve Amerikan dilleri, İngilizce arasındaki fark. Safha 27.
Es'iletün, sorular. Sualün, es'ile. Müteaddidetül hayarat. Çoktan seçmeli sorular. Es-safhatu vahidun ve telâthun. Ana bir bölüm geliyor şimdi. El-Bahs-ı-Sani, ikinci bölüm. İkinci inceleme bölümü. El-Damairu, zamirler. English pronouns. Pronouns'un zamirler oldu. Anlaşılıyor İngilizce. De zamirler. Es-safhatu 33. Oradan arkadaşlar zamir türlerini ne yapıyor? İrdeliyor. İsterseniz buralar biraz hızlı geçelim. Nasıl olsa Rabbim izin verirse birlikte işleyeceğiz. El-Bahth-ı Thalith yine ana bir bölüm, bir araştırma, inceleme bölümü. El-Ef'alu, fi'lun ef'al, fiiller. El-Müsa'idetu, sa'de yardım etmek. Müsa'id arkadaşlar yardımcı, ismi fail. Müennes olduğu için T gelmiş. Yardımcı fiiller, auxiliary verbs. Bir giriş var, mukaddime. Türkçemizde kullanıyoruz bu kelimeyi. Sayfa 45, safhatu 45. Yine arkadaşlar alt bölümleri geçelim isterseniz. Çünkü işlerken zaten duyacaksınız. Yardımcı fiillerden sonra dördüncü bir temel bölüm olarak El-Bahth-ı-Rabi' Gavaidül-Ef'al, fi'lün-Ef'al, fiillerin kuralları, fiillerle ilgili kurallar. Tabi biz Türkçe mantığıyla da nasıl yazılıyorsa o şekilde yazıyoruz. Burada izafet tamlama olmuş ama Türkçe'de biz böyle kullanmıyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz. English verbs, İngilizce fiiller, verb kelimesinin fiil olduğunu buradan anlıyoruz. Alt başlıkları geçelim. El-Bahthül-Hamisu, beşinci bölüm, araştırma bölümü. Kavaidül-Esma, isimlerin kuralları. English nouns, noun kelimesi İngilizce'de isim anlamına geliyor. Alt başlıkları yine geçelim. Ana başlık olarak El-Bahthü-Sadis, altıncı bölüm. Kavaidü-Sıfat, sıfatların kuralları. English adjectives, adjective kelimesi sıfat anlamına geliyor. Hemen yeni bir ana başlığa geçiyoruz. El-Bahthü-Sâbi'u, yedinci araştırma bölümü. Edevâtu el-Atfi, edatun, edat, edatlar, el-Atf, atıf edatları. Yani cümleyi birbirine veya kelimeleri birbirine bağlayan edatlardan bahsediyor. English conjunctions, İngilizcesi de bu şekilde ifade ediliyor. Alt başlıkları geçiyoruz arkadaşlar. Arapça ve İngilizce'de çok önemli bir yere sahip olan ancak dilimizde çok da bulunmayan harfi cer dediğimiz Arapça huruful cer. Yani belli görevleri olan harfler, ismin başına gelip ismin sonunu cer yani esre yapan, tek başına anlamı olmayan, genellikle kullanılmayan tek başına harflere ve harf öbeklerine harfi cer deniyor Arapçada. İngilizce'de bunun tam karşılığı var. English prepositions. Prepositions arkadaşlar harfi cer anlamına geliyor. El-Bahth-ı-Tâsi'a, 9. bölüm. El-Mebniyü-lil-Meçhul, meçhul yapı. İngilizcesi passive voice şeklinde karşımıza çıkıyor. Passive, tabii meçhul yapı edilgen demek arkadaşlar tam Türkçe olarak. Meçhul kelimesini Türkçemizde kullanıyoruz. Faili belli olmayan. Passive voice, voice burada yapı, cümle anlamına geliyor. El-Bahthül-Aşir, 10. bölüm. En-Nefyü, olumsuzluk, negatif şeklinde. Türkçemize de geçmiş bir kelime İngilizce'de. El-Bahthül-Hadi-Aşer, 11. bölüm. Tekvînü, kevvene, yükevvün, tekvin, oluşturmak. Es-Sü'al, soru oluşturma. Yani sorulara bölümü olacak. English questions.
El-Bahs-ı Saniye Aşer, 12. bölüm, Gavaidu İdafiye, ek kurallar, additional grammar şeklinde, ek kurallar şeklinde İngilizce karşını veriyor. Burada tabi belli bir başlık altına girmeyen değişik şeyler bir araya getirmiş, toplamış. Gördüğünüz gibi sayfalarda bayağı bir yekün tutuyor. 229'dayız bakın. İfri cümleler. Unreal meaning. İfri cümlelerin değişik yapıları var arkadaşlar. Onları inceliyor. Yeri geldikçe bunları zaten ne yapacağız? Birlikte işleyeceğiz inşallah. El-Lugatü'l-İngiliziyetü'l-Amme. Amme genelin konuştuğu anlamında. Amiyane tabir biz de kullanıyoruz. Halk dili. English informal. Formal resmi demek. Resmi olmayan in olumsuzluk katıyor arkadaşlar. Informal English. Formal English. Resmi İngilizce. Resmi olmayan İngilizce. Resmi olmayan tabi halk İngilizcesi olmuş oluyor. Keyfiyetü kitabetil makalat. Paragraf. Tabi İngilizcesi Arapçası arasında bazen uyumsuzluklar görülüyor. Makale yazım keyfiyeti, durumu. Burada paragraphs diye verilmiş. Paragraf. El-Ecvibe cevaplar. El-Bahtü Thalithe Aşer. El-Ef'alü Şâze. Irregular verbs. Düzensiz fiiller. El-Bahtü Rabi Aşer. El kelimatü şai'a yaygın kelimeler. Common words. Yaygın kullanılan kelimeleri diye Türkçeleştirdik. Bir de burada kitapta kullandığı simgeleri Ömer el-Hurani ne yapmış? Açıklamalarını yapmış. Bu kalem simgesi mülahaza. Not anlamına gelen bir kelime. Mülahazatun cedidetun yeni bir not. Ala el-Müteallimi öğrenen kişi için mutaallikaten bil bahsi. Mutaallik bir ilişkin dair bil bahs konuya bölüme dair bölüme ilişkin yeni bir not. Lamma işareti sual soru anlamına gelir. Sual mutaallikun bil mevdu'i meal icabeti. Konuyla ilgili cevabı da verilmiş olan soru. Lamma işaretinin farklı bir şekli tezekkür enne. Tezekkür hatırla demek. Münahavaten temme zikruha. Daha önceden zikri geçmiş olan sabikan daha önceden zikri geçmiş olan konusu geçmiş olan not ve nuhavir tezkira biha müceddeden ve onu tekrar yeniden hatırlatmaya çalışıyoruz. Or bir mana ev veya anlamına gelir. A, B yümkünü kitabetül kelimeti A ivadan an B ev kitabetü B ivadan an A fi emthileti fakat. Yalnız örneklerde A yerine B veya B yerine A yazılabilir. A, yümkün kitabetül kelimeti A, ev ademi kitabetiye fil emtireti fakat yalnız örneklerde A yazılabilir veya yazılmayabilir. Dedikten sonra birinci bölüme geliyor arkadaşlar. Chapter 1. Birinci bölüm. Esasiyatu temelleri, esas temel. El-Lugatil İngiliziye, İngilizce dilinin, yani İngilizcenin temelleri. Basics of English Language. İngilizcenin, İngiliz dilinin temelleri, İngilizcenin temelleri. Yazarın adı burada Ömer el-Hurani. Kitabın adında veya sitenin adına expenglish.com diye koymuş. Bir girişi var, mukaddime. Başlarda isterseniz bu yoğun Arapça metinleri okumayalım. Yani yeni başlayanlara sıkıntı verir. Ancak hemen şurada onların da konuyu anlamalarını sağlayacak olan açıklamaları okuyalım. Ahruf, harfun,
Harufun ve ahruf. Harf kelimesinin iki tane çoğulu vardır. Bu ikincisidir. Harfler. El-Lugatil İngilizce, İngilizce'nin harfleri. English letters. Letter kelimesi İngilizce'de harf anlamına geliyor. El-Ahruf-Lugatil İngilizce. İngilizce'deki harfler. Li-Ahruf-Lugatil İngilizce. Affen. İngilizce'deki harfler için vardır. Şeklani. Bu arkadaşlar iki olduğunu gösteriyor. Elif, nun sonundaki yeğenin olarak da gelebilir. İki şekil vardır. Huma onlar. Evvelen ilki birincisi. El ahruful kebira. Büyük harfler. İngilizcesi capital letters. Bunları göstermiş. Nasıl yazıldıklarını. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Thaniyen, ikinci olarak el-ahrufu-sagira, small letters, küçük harfler anlamına geliyor. Bunları okumayacağız. Biraz önce okuduklarımız okunuşları aynı ama yazılışları Türkçemizde olduğu gibi büyük ve küçük olarak değişiyor. Burada hemen hatırlatalım. Arapçanın büyük veya küçük harf ayrımı yok arkadaşlar. Tabii yine Arapçadan farklı olarak İngilizcenin ve Türkçenin sesli ve sessiz harfleri var. Arapçada hiç sesli harf yok arkadaşlar. 28 tane harf var ama hiçbir tane sesli değil. Arapçadaki sesli harfleri karşılayan nedir? Harekelerdir. Onlar da orijinal Arapçada yazılmazlar ancak okunurlar. El-ehrufu harfler U, O, I, E, A, tüsemma adlandırılır. Ehrufun, sesli, saut ses demek. Sesli harfler olarak adlandırılır. Tabi burada parantez içinde müteharriketin demiş. Bu daha uygun tabi. Bu tam kelime anlamı olduğu için vowel kelimesini yazılmış. Ama müteharrike, harekeli. Hareke zaten sesli harf anlamına geliyor demiştik. Harekeli harfler diye adlandırılır bu harfler. İngilizcesi neymiş? Vowel letters. Sesli harfler. Ama gelince baki kalanlarına el-ehrufi harflerin kalanına gelince, diğer harflere gelince fetüsemma isimlendirilir. Ehrufun sakinetün. Sakin harfler. Yani sessiz harfler. Consonant letters şeklinde isimlendirir. Burada bir not var bakın arkadaşlar. El harfu yu. Bu harfi fi ba'dil kelimati bazı kelimelerde yekûn, kâne yekûnü olmak olur. Alâ şekli şeklinde olur. Harfun savtiyyün sesli harf şeklinde olur. Mitlu gibi örneğin umbrella, şemsiye. Şemsiye de olduğu gibi tabi şemsiyeyi Arapların hepsi kullanmıyor arkadaşlar. Mizalle de deniyor çoğunlukla ama şemsiye de kullanıyor. Ve ba'dul kelimati bazı kelimeler yekün olur. Ala şekli şeklinde harfin ala şekli harfin sakinin sakin bir harf şeklinde olur. Zincirleme isim tanımlaması yapmış. Yukarıdakini de aynen okuyabiliriz. Mithli university. Arapçası camia. Üniversitede olduğu gibi. Farkındaysanız umbrella derken A harfini verdi. Burada ise U. U harfi verdi. Y harfi sesli bir harf değil. University. Rakamun erkam. Rakamlar, sayılar. El-lugatil İngilizce, İngilizce'de sayılar. Numbers of English. Evren ilk olarak önce el erkamu arkadaşlar bu tabi el takısı buna değinecek ama belirlik katıyor. Arapçada, İngilizce'de belirli ve belirsiz isimler var. Türkçe'de olmayan bir şey. El erkamul mufrade tek sayılar. Evet, burada sayıları bize vermiş. Biz de Türkçelerinde karşılarına yazdık. Yani yazıyla ve rakamla
Bu sayıları görebilirsiniz. Zero, İngilizcesinden başlayalım. Sıfır. Arapçası, Türkçesi sıfır. One, vahid, bir. Two, ithnan, iki. Three, şimdi şuna dikkat edelim. T ve H harfleri yan yana geldiği zaman arkadaşlar peltek T harfi. Tam T de olmuyor ama peltek bir harf veriyor. Three. Three. Dilimizi ne yapıyoruz? Hafifçe dışarı çıkarıp öyle kullanıyoruz. Thalâfe. Üç. Four. Erba. Dört. Five. Hamse. Beş. Six. Sitte. Altı. Seven. Seba. Yedi. Eight. Semaniye. Sekiz. Nine. Tisa. Dokuz. Ten. Aşra. On. Saniyen el erkamun murakkebe. Şimdi tekli sayıları bitirdik. Şimdi bileşik sayılara geçtim. Murakkep bileşik anlamına geliyor. Eleven. Ehde aşar aslında ama bu ihde aşar yazmış, müennesini yazmış. Arapçada müzekkerlik ve müennes İngilizce olduğu gibi vardır arkadaşlar. Türkçeden farklı. Tüm varlıklar ya müzekkerdir ya müennestir. Buna sıfatlar da dahildir. 12. İthna aşara. 12. 13. 13. Bakın peltek sürüyor. 13. 13. 14. 14. 14. 15 15 16 16 yani Türkçe burada olduğu için bazen okumayı unutuyorum ama buradan takip edebilirsiniz. 17 17 18 18 18 19 19 19 belki bizi takip eden Arap kardeşlerimiz de olabilir. Türkçe'nin de onlar için zikredelim. Onlar da Türkçe telaffuzlarını böylece öğrenmiş olurlar. Şimdi arkadaşlar. Üçüncü olarak saliten, üçüncü olarak demek elfaz. Lafzun elfaz, kelimeler, el akut. Akdun akut arkadaşlar değişik anlamlara geliyor. Bir tanesi katlı demek. Yani onar onar saymak anlamına geliyor. 20'den itibaren dikkatinizi çekmiştir. 20, 20, 20, 30, 30, 30, 40, 40, 40, 50, 50, 50, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 90, 90, 90, 100, Mi'etün, yüz, thousand, elfün, bin, milyon, 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 billion, or veya milyard, milyon, milyar, milyar. Dördüncü olarak el-e'dâdü tertibiye, sıra sayıları. Kitabetuhu, yazılışı, ramzuhu, simgesi, rakmuhu, rakamı. Aslında şurada kitabet ve yazılması gerekiyor. Arapça yazısı bu şekilde oluyor. First, birinci. El-evvelu, second, ikinci. El-thani, third, üçüncü. El-thalithu, fourth, dördüncü. El-rabi'a, fifth, beşinci. El-khamisu, sixth, altıncı. El-sadisu, seventh, yedinci. El-sabi'a, eighth, sekizinci. El-thaminu, ninth. Sonun peltek T olduğuna dikkat edelim. Dokuzuncu. El-tasi'a, tenth, onuncu. El-aşiru, eleventh, 11. El-hadi aşara, twelfth,
Raf 12. Es-saniye aşara. Thirteenth 13. Es-salise aşara. Fourteenth 14. Er-rabi'a aşara. Fifteenth 15. El-hamise aşara. Twentieth 20. El-aşrun. Thirtieth 30. El-selâthûn. Fortieth 40. El-erbaûn. Fiftieth 50. El-hamsûn. Fifty first 51. El-vâhid vel-hamsûn. Sixth second 62. El-thâni ve-sittûn. Eighth third 83. El-thâlith ve-thamânûn. Hundredth 100. El-mi'etü. Thousandth 1000. El-elif. Millionth milyonuncu. El-milyon. Billionth milyarıncı. El-bilyon. Evil-milyar. Last son. El-ahir. Hamisen, 5. Kitabetül erkam, rakamların yazılma şekli. El aşarat, onlar. Sittetün ve işrun. Sittetün ve işrun. Arapçası arkadaşlar gördüğünüz gibi. Önce 26 demek için 6'yı yazıyoruz. Sonra araya vav koyuyoruz. Sonra 20 diyoruz. 6 ve 20. Yani 26. İngilizcesi ise Türkçe'de olduğu gibi tersinden okunuyor. Yani Arapçaya göre. 26. Yani Arapçanın sağdan sola, Türkçenin ve İngilizcenin soldan sağa yazıldığını dikkate alırsanız İngilizce Türkçe'de olduğu gibi ne yapıyor? İfade ediyor. Önce 20 diyor, sonra 6 diyor. 26 biz aynı şekilde ifade ediyoruz. 37. Seb'atun ve telâthûn. Yine bakın ne yaptı? 7'yi önce söyledi. Sonra vav harfi getirdi. Sonra 30 dedi. İngilizcesinde ise 37. 37 dediğim. Telâthetun ve erba'un. Arapçası 43. 3 ve 40. 43. 43 doğrudan Türkçe'de olduğu gibi söyledi. Hamsetun ve hamsun 55 55 ve sittun 61 61 arba'atun ve seb'un 74 74 ithnani ve themanun 82 themaniyetun ve tis'un 98. Onlar ifade edilen rakamları bitirdik. Şimdi yüzler, elmiyat, yüzler bölümüne geldik. Şimdi Arapçada yine bakın onlarda olduğu gibi vav harfleri olduğunu göreceksiniz. Bakalım sıralama nasıl? Mi'etün önce yüz diyoruz. Sonra onlar basamağında olduğu gibi vahidun ve vahidun ve telâthüne diyoruz. Şimdi farkı ne? Yukarıda önce tekli rakamlar söyledi. Sonra onlu rakamlar söyledi. Burada ise biraz değişiklik oldu. Yüzlü rakamı söyledik önce. Sonra önceki kuralı uyguladık. Tekli rakam ve onlu rakam. Yüzler, birler, onlar. İngilizce'de 100 bir tane yüz. Yani yüz. A hundred da denilebilir arkadaşlar. 31. Araya herhangi bir ek Arapçada olduğu gibi ve getirmeden ne yapıyoruz? Doğrudan söylüyorum. 131. 131. Tam Türkçe'ye uyuyor. 908 demek için tis o mi'etin ve themaniyetün. 900 dedik önce sonra 8 dedik. 908. 908. 312 demek için telâf mi'etin 300 dedik önce. Ve 12 ve 12 dedik. 312. 312.
511 demek için hamsumiyetin 500 dedik. Sonra onlar basamağındaki kurala göre ve ihda aşar ve 11. 511. 511. Üçüncü bölüm el uluf. Elfun uluf. Binler. Ve haşerat. Ve onlar. Uluf ve miat. Yüzler. Binler ve yüzler. Uluf. Binler. Bakalım ne demek istiyor? 1235. Bunu demek için önce 1000 diyoruz arkadaşlar. Elfun. 1000. Sonra 200 diyoruz. Ve miyeten. Vav harfini unutmuyoruz Arapçada. Sonra yine vavla. Ve hamsetun ve telâthûne olacak. Fark etmez. Daha ileride İrab kurallarını gösterirse oradan niçin vavunun, niçin yeğenin geldiğini anlarız. Hamsetun ve telâthûne. Yalnız kelimeler, rakamlar tek başına okunurken hep ötürüyle okunması gerekiyor. O yüzden biz telâthûne ne diyoruz. Bin dedi, 200 dedi ama birler ve onlar basamağına gelince ilk kuralımızı uyguladı. Ve hamsetun ve telâthûn. Buraya dikkat ediyoruz. 1000, 1000 dedi. 200, 200 dedi. 35 dedi. 1235. Gördüğünüz gibi Türkçe'ye bu olduğu gibi uyuyor ama Arapça tam olarak uymuyor. 3512. 3000 diyecek önce. Telâthetu âlâf. Uluf değil arkadaşlar. Âlâf. Çoğunu âlâf olarak düzeltmenizi tavsiye ederim. 3000, şimdi 500 diyecek ve hamsumi etin ve 500 sonra birler ve onlar basamağında işler ters dönüyor. Önce birler sönüyor. Vesna aşar. 2, 10. Yani 12. 3512. 3512. 14.305. 14.000. 14 bin. Erbaate aşara 14. Elfen bin. Bunun üstün gelmesi arkadaşlar. 11.99 sayılarından sonra gelen kelime müfret yani tekil. Mansup yani üstünlü ve nekra yani el takısı almadan gelir. 300 diyecek ve telâthumiyetin 300 geri 5 kaldı ve hamsetün 14.000 305 651.345. Şimdi 651 diyecek önce 651 sittumi etin ve vahidun ve hamsune 600 ve 1 50. Burası ters olarak okunuyor Arapçada farkındaysanız 51 demek. Elfen bunlardan sonra da 1000 geliyor. 651.300 diyecek ve 300 ve 300 ve 45 ve 45. 651.345. 651.345. Milyon 453.212. Milyonan 2 milyon burada Arapça rakamlarla karşılıklarını arkadaşlar gördüğünüz gibi veriyor. 2 milyon 453 diyecek. Erbaumiyetin 400 ve telâthetun ve hamsun ve 53 elfen bin 245 bin ve miyetan 200 ve etnaşar 12. 2 milyon 453 bin 212. 2 milyon 453 212. Ve böylece arkadaşlar İngilizce'de isimler bölümüne kadar ulaştık. Bir sonraki dersimizde buradan devam etmek üzere. Hoşça kalın, hayırda kalın. Görüşmek üzere.